أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, hayatımız içerisinde tecrübe sahibi kişilerin nasihatlerinden, uyarılarından ve yönlendirmelerinden çokça istifade etmişizdir. Önceden yaşadıkları ve gördükleri her bir şey, yarın bizim yaşayacağımız şeylerde bir hazine ve servet niteliğindedir. Bazıları, tecrübe sahibi insanların sözlerine kulak verip yollarını alırlar. Bazıları da hiç aldırış etmeden başlarına gelecek olan musibetlerin kölesi olurlar. Allah nasip ederse bu akşam Peygamber aleyhissalatü vesselam bildirmediği müddetçe asla kendisinin ilminden vakıf olamayacağımız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahit olduğu ve tecrübe olduğu bir konuda bir nasihati gündemimize taşıyacağız. İnşallah bu nebevi nasihati tecrübe sahibi, gün görmüş, yarınlara geniş ufuklarla bakan bir babanın evladına yapmış olduğu bir nasihat gibi dinleyeceğiz. Amel etmeyi de alemlerin Rabbi olan Allah bizlere kolaylaştırsın. Nasihati günümüze taşıyan sahabe Ebu Berze radıyallahu an. Nakledeceğim hadis Tirmizi'de kıyamet bölümünün birinci hadisi. İmam Tirmizi rahimeullah kıyamet bölümünün birinci hadisi olarak şimdi nakledeceğimiz hadisi koymuştur. Ebu Berze radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. Hiçbir kul, ister Müslüman olsun, ister ehli kitap, ister ateist, hiç fark etmez. Nefes almış bir Adem oğlu yoktur ki, kıyamet gününde, yani hesap meydanında, hesapların ortaya çıkartılacağı günde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmi ile ne yaptığından, malını nerede kazandığından, malını nerede harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından sorulmadıkça asla bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz dostlar, Adem oğluna kıyamet günü ile haberleri, mevzuları en net bir şekilde bildirecek beşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu konudaki net bilgi, sahih bilgi sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından çıkan bilgidir. Kıyamet gününde karşılaşacağımız her bir durumun, her bir halin ilmi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de gizlidir. Enes bin Malik anlatıyor radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle bir sohbet yaptı ki bundan önce böyle bir şey duymadık. Öyle duygu yüklü, öyle anlamlı, öyle kalpleri titreten, bedenleri harekete geçiren bir vaaz-ı nasihatte bulundu ki sanki Enes bin Malik diyor ki ben ömrüm boyunca böyle bir vaaz dinlemedim. Enes bin Malik ekliyor, diyor ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız,
Az gülerdiniz, çok ağlardınız. Sonra sahabeler üzerlerindeki elbiseyi aldılar, yüzlerini örttüler, hıçkırarak ağlamaya başladılar. Bu hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Müslim'de başka bir hadiste aynen ifade şu şekilde geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin bir durumuna şahit oldu. Neye şahit oldu? Sahabenin dünyaya olan meyline mi şahit oldu? Sahabelerin malayani işlerle uğraşmalarına mı şahit oldu? Sahabelerin dün Allah yolunda cihad ederken gücüne, kuvvetine şahit olup da o cihad bittikten sonra boş işlere dalışına mı şahit oldu? Vallahi bunu ben bilmiyorum. Nakleden kişi de bu durumu anlatmamış. Ama Müslim'de geçen fazlalıkta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin bir olayına şahit olduğundan bahsediyor. Sahabesini canlı ve diri tutmak için. Ahiretle dünya arasında sıkı bir bağ kurmak için. Ahiret eksenli bir ümmet meydana getirmek için. Onların gözlerinin içine baktı ve dedi ki, cennet ve cehennem gözlerime serilip önüme kondu. Tıpkı tabir yerindeyse bir evin kadınının aile halkı için sofrayı serdiği gibi. O sofra nasıl somutsa, o sofra nasıl yakınsa, alemlerin Rabbi olan Allah cenneti de cehennemi de Muhammed aleyhissalatu vesselamın önüne bir sofra gibi serdi. Bazen sahabeler anlatırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam cennet ayetlerini okuduğunda elini uzatırmış. Veya cehennem ayetlerini okuduğunda sanki kendisini kovalayan, kendisini rahatsız eden bir şey varmış gibi elini tutarmış. Sahabe sorduklarında, ya Resulallah namazda neden böyle yaptın? Dedi ki, bana cennet öyle bir yaklaştırıldı ki, öyle bir yakınıma sokuldu, öyle gündemime getirildi ki, oradan bir şey alıp size göstermek istedim diyor. Sizin de gündeminize atmak istedim. Sizin de hayatınıza, merkezinize taşımak istedim. Cehennem bana öyle bir yaklaştırıldı ki, sıcaklığı, kokusu, isi, pası. Ondan diyor sakındım diyor, ondan diyor korunmaya çalıştım diyor Allah Resulü aleyhisselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam, cennet ve cehennem gözüme öyle bir serildi, bana gösterildi ki. Dikkat edin şimdi kardeşlerim. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Yani ben sadece ve sadece cennetin nimetlerini değil, o cennet bahçelerinde dolaşan erkekleri de kadınları da gördüm. Ben sadece cehennemin alevli ateşini değil, o ateşin sardığı erkekleri ve kadınları da gördüm. Dercesine bu sözleri söyledi. Sonra şunları ekledi. Eğer sizden sonrakiler benim bildiklerimi bilmiş olsalardı, az gülerlerdi, çok ağlarlardı. Şimdi sahabe diyor ki, bu durum sahabeye öyle bir dokundu ki, alınmadılar, küsmediler. Bizi mi karalıyorsun ya Resulallah? Galiba sözlerinle bize atıfta bulunuyorsun. Ya Resulallah, dilini bir kılıç, hançer, bıçak gibi kullanıyorsun demediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o temiz, pak, ürkütücü, korkutucu sözler kalplerini öyle bir yumuşattı ki, bedenlerini öyle bir naif hale getirdi ki, sahabe diyor, aldılar cübbelerini, elbiselerini, sarıklarını, yüzlerini örttüler de hıçkırıklara boğuldular. Elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Subhanallah. Sahabe de meselenin farkındaydı. Sahabe kendisine ne mesaj verildiğini çok iyi biliyordu. Evet aziz dostlar, şimdi bizim bilme konusunda aciz kaldığımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konularla ilgili bilgisini ihata edemeyeceğimiz bir konu var ki, o da ahirettir, kıyamet günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine çok dikkat kesilmek zorundayız arkadaşlar. Allah Resulü dedi ki, tekrarlıyoruz, kıyamet gününde her bir insan, her nefes alan bir canlı, cinler de buna dahil olmak üzere,
ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne işler yaptığından, malını nerede kazandığından, malını nerede harcadığından ve şu bedenini, aciz bedenini nerede yıprattığından, bu soruların cevabını vermeden asla ve asla kıpırdayamaz. Neden? Maliki yevmiddin sadece Allah'tır. Allah bu dünyada beşere seçme hakkı vermiştir. Allah beşeri cüz'i iradesiyle serbest bırakmıştır. Tağutları serbest bırakmıştır. Zorba kralları serbest bırakmıştır. Dilediğinizi kesin, dilediğinizi asın, dilediğiniz yere atlarınızı sürün. Ama ahiret günü, kıyamet meydanının tek sahibi cabbar ve kahhar olan Allah'tır. Artık ilah yok. İlahlık taslayan yok. Padişahlar yok. Sultanların gücü yere düştü. Kuvvetli olanların kuvvetleri dünya içerisindeki topraklarda kaldı. Tek ilah Allah, Rab Allah, Hakim Allah. Allah dilerse başını kaldırırsın orada. Allah dilerse elini oynatırsın. Allah dilemediği müddetçe adım atamıyorsun ya. Allah'ın hesabından, soruculuğundan nereye kaçacaksın ey nefis? Hiçbir yere kaçamayacaksın. Tıpkı bir çivinin şu tahtaya mıhlandığı gibi Adem oğlu mahşer meydanının toprağına çakılacak. Allah dilemediği müddetçe asla bir tarafını oynatamayacak. Evet, dünyada mahkemelerde hesap soruculardan iller, ilçeler, ülkeler, kıtalar kaçanlar ve kurtulduğunu zannedenler, vallahi bilsinler ki ahiret mahkemesinden asla ve kat'a kurtulamayacaklar. Kaçamayacaksınız, unutulmayacaksınız, hesabını muhakkak vereceksiniz her şeyi. Şimdi böyle dehşetli bir anda bütün insanlığın, cinlerin, meleklerin tek saf haline geçtiği, tamamen her bir nefsin ve beşerin, alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelecek emre odaklaştığı, acaba şimdi bizim için ne yazıldı, ne yaşanacak, bundan sonraki adım nedir diye tetkik tercih sözlere kulak verenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar günahları oranında terlerin içerisine batacaklardır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanlar o kadar terleyecekler ki. Kıyamet gününde insanlar o kadar terleyecekler ki. Hesabın o şiddetinden, hesabın o ağırlığından öyle terleyecekler ki. Onların teri yerin 70 arşın altına kadar diyor ulaşacaktır. Subhanallah. Onların teri yerin 70 arşın altına kadar ulaşacaktır. Hadis devam ediyor. Onlardan kimileri topuklarına kadar, kimileri diz kapaklarına kadar, kimileri kuşaklarına kadar, kimileri, yani bu beldi kuşaklar, kimileri diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu eliyle de, sol eliyle bilmiyorum, sağ eli, onu da bilmiyorum ama eliyle, sahabe diyor ki ağzını şöyle gösterdi, işaret etti, kimilerinin de diyor teri diyor ağızlarına gem olacak diyor, gem. Ha, buraya kadar yükselecek. Konuşmak isteyecek, konuşamayacak. Yutkunamayacak. Nefes alıp veremeyecek. Hatta diyor kimilerinin diyor terleri kulak hizalarına kadar gelecek diyor Allah Resulü aleyhisselam. Şimdi aziz dostum ne olur sen düşünsene bu haline. İnsanların içerisinde saf tutmuşsun. Günahların oranında tere batmışsın. Kim bilir sağında annen, solunda baban, önünde hanımın, arkanda çoluk çocuğun, biraz daha ötesinde aşiretin, çok sevdiğin arkadaşlar. Seni görmelerine rağmen ve sen de onları görmelerine rağmen hiçbir şey yapamamanın, yardım alamamanın ve yardım edememenin acısını da yaşamaktasın. Hemen aklına bir hadise gelecek. Ney? Hani sen dünyadayken hesap sorucuları delilleri olmadığı zaman kandırıyordun ya.
Hani sana sorduklarında bu işi sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Vallahi de ben yapmadım. Billahi de ben yapmadım. Diyordun ve insanları kandırıyordun ya. Hemen aklına bu uyanıklık gelecek. Diyecek ki meleklere veya kendisine nida edenlere, bana atıfta bulunduğunuz hiçbir suçu ben işlemedim. Masumum. Ben bu günahlardan beriyim. Ben hayatımı, ömrümü alemlerin Rabbi olan Allah'a adamış bir salih adamım diyecek. Konuşmak serbest bir yere kadar, değil mi? Sonra Allah susturacak. Dile bir kelepçe, dudaklara bir kilit vuracak alemlerin Rabbi olan Allah. Sonra başlayacak azalar dile gelmeye. El diyecek ki yalan söylüyor Allah'ım, bu adam böyleydi. Ayaklar yalan söylüyor diyecek. Allah'ım onlar, o adam, o adamlar, o adam gibiler. Bu cemaat, bu cemaat gibiler. Bu haramlara doğru yürüyorlardı. Mazlumları yok etmek için ayak kalkmışlardı. Yalan söylüyor ya Rabbi. Sonra konuşması için izin verilecek. Adam diyecek ki, dönecek bedenine. Yahu ben sizi cehennem ateşinden kurtarmak için mücadele ediyorum. Siz benim düşmanlarım mısınız? Allah tekrar dile müsaade verecek. Tekrar organlara müsaade verecek. Ve organlar tek birazdan şunu söyleyecek. Bugün bizi konuşturan Allah'tan başkası değildir diyecekler. Allah'a bakıyor. Biz senin düşmanın değiliz. Biz senin bizim için ne kadar fedakarlık yaptığını biliyoruz. Ama ben değilim. Beni konuşturan bir Allah var. Kendime malik olamıyorum, sahibim olan Allah var diyecekler. Ondan sonra siz zannedecek misiniz ki uzuvlar sadece dile gelecekler? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zilzal suresinin 4. ayetini okudu. Bismillah. Yevme izin tuhaddisu ehbaraha. İşte o gün yer haberlerini bildirdiğinde sahabeye döndü, dedi ki siz bunun ne olduğunu bilir misiniz? Yerin haberleri nedir bilir misiniz? Her sohbetimizde bu tür hadislere denk geldiğimizde şunu söyledik. Sahabe bilmediği meselelerde asla fikir üretmemiştir. Asla bana göre dememiştir. Olsa olsa budur dememiştir. Ne dedi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Asıl merciye başvurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de zaten öğrenmek için değil, öğretmek için soruyordu. Sahabelerine dedi ki işte o gün yer haberlerini bildirecektirden kasıt dedi. Dedi ki her erkek ve kadın neler yaptığına şahitlik ederek, yani o yer var ya, her kadının ve erkeğin neler yaptığına şahitlik ederek sen şu günde şu işleri yapmıştın diyecek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de Tirmiz'de kıyamet bölümünde geçiyor kardeşlerim. Şimdi bir insan mazlumlara zulmederken bir toprağa basacak. O toprağı Allah dile getirecek. Bir insan gibi konuşmaya başlayacak. Allah'ım diyecek, bu insan ve bu insanlar mazlumlara benim üzerimde zulmettiler. Bir insan bir mazlumun, bir yetimin malını yiyecek, oturduğu masa, hesapladığı bilgisayar, hanesine geçirdiği kasa, diyecek ki Allah'ım bu adam şu günde, şu zamanda, şu şartlarda bu yetimin hakkını yemiştir. Subhanallah. Hırsız yaslandığı duvar, evinin tuttuğu pencere, çaldığı eşya, ne dersen de Allah Subhanahu ve Teala onları dile getirecek ve diyecek ki Allah'ım bu adam şu günde, şu saatte, şu mekanda, şu haramları işlemiştir. Subhanallah. Evet. Ne yaparsak yapalım, neyi örtbas etmeye çalışırsak çalışalım. Dedi ki Maliki yevmeddin Allah'tır. Din gününün tek sahibi. Bakın dikkat edin. Ortağa koşulamayacak. Hani bu dünyada koşuluyor. Bu dünyada söz sahibi olduğunu zanneden zavallılar var. Ama vallahi de billahi de kıyamet gününde hiçbir beşerin söz söylemeye hakkı dahi olmayacak. Eşya dile gelecek. Organlar sussan olacak. Senin dilin yalanlasan olacak. Allah Subhanahu ve Teala ağacı dile getirecek. Evet kardeşler. Şimdi ne olur? Evlerinize gittiğinizde filmi biraz ileriye sarın.
sizden başka kimsenin bulunmadığı bir yere çekilin. Gözlerinizi kapatın ve ne olur tefekkür edin. Siz kabrin içerisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çırılçıplak ve yalın ayaklı bir şekilde kabirden çekirge sürülerinin kalktığı gibi kalktığınızı düşünün. Allah Resulü aleyhisselam öyle diyor. Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha, ya Resulallah, insanlar bu hallerini görmekten utanmayacaklar mı? Neden? Çırılçıplak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeğin ve kadının mahrem yerleri gözükecek. Utanmayacaklar mı diyor ya Resulallah. Diyor ki ya Ayşe, o gün her bir insanın yetecek kadar işi vardır. Erkek başını mı kaldırabilecek? Kadın başını sağa mı çevirebilecek? O gün öyle dehşetli bir gündür ki siz o meydanlarda yürürken mahşer meydanına annenizi göreceksiniz. Babanızı göreceksiniz. Aşiretinizi ve akrabalarınızı göreceksiniz. Eğlendiğiniz, zıpladığınız, hopladığınız, haramların içine daldığınız dostlarınızı göreceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ey insanlar, çırpınacaksınız, bağıracaksınız. Hani dünyadayken ben sizin için kendimi cehennem ateşine atmıştım. Değilse ben de hacılarla, hocalarla, Allah ve Resulünün yolunda yürüyenlerle beraber olacaktım. Sizden dolayı ben bugün cehenneme gidiyorum diye bağıracaksınız. Bağırmak isteyeceksiniz. Ama ne duyan var, ne de duyduklarına cevap verecek insanlar olacak. Herkes başını eğmiş, yoluna devam etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sıra diyor ki, o zaman diyor bir erkek karısını bulacak. Allah denk getirecek. Karısına diyecek ki ben sana iyi bir kocalık yaptım mı? Kadın diyecek ki evet sen bana iyi bir kocalık yaptın. Aynı şekilde oğlunu da görecek. Ben sana iyi bir babalık yaptım mı? Kızıysa ben sana iyi bir babalık yaptım mı diyecek. Diyecekler ki evet sen dünyadayken bize iyi bir babalık yaptın. Peki size yapmış olduğum bu iyiliklere karşılık benim üzerimden sıkıntımı almak için yardımcı olmaz mısınız? Hayır diyecekler, hayır diyecekler, hayır diyecekler. Neden? O gün onların da kendine yetecek kadar bir işi vardır. Nereye senin yükünü alacak? Halbuki sen o sübyan çocuk için cehennem ateşine koşuyordun. Hırsızlığı karını doyurmak için yapıyordun. Onun için adam öldürdün. Onun için mazlumların hakkını aldın. Onun için yetim malı demedin, cüzdanının içine koydun. O çocuk sana bakmayacak kıyamet gününde. İşte bu yolun üzerinde yürüdüğünü farz et ey dost. Saflar dizilmiş, melekler bir tarafta, cinler bir tarafta, Ademoğlu bir tarafta, en önde Cebrail aleyhisselam. Her biri saf tutmuş, her bir peygamber Resulullah'ın ifadesiyle nefsim diye bağırırken, ne olur sen kendinin günahlarından dolayı ne kadar bir terin içine düştüğünü, boğulduğunu düşün. Ve ondan sonra teraziler kuruluyor. Senin gözünün önünde. Kiminin kefesi sağa, kiminin kefesi sola basarken bakacaksın ki bazı insanların kefeleri eşit gelmiş. Dengelenmiş kefeler. Bir bakacaksın ki yanından birileri götürülüyor, ellerinden tutulup cehennemin içerisine atılıyor. Birileri de kendilerine müjde verilip cennet bahçelerinin kapılarına konuluyor. Sonra bir münadi bağırıyor, diyor ki ey pis kullarım, ey necis kullarım, dünya içerisinde helal haram tanımadan yaşayanlar, Allah'ı ve Resulünü unutanlar, peygamberlerin davetine sırt çevirenler, ayrılın temiz kullarım arasından dediğinde, işte sen hangi safın içerisine doğru yuvarlanacaksın bunu düşün. İnsanların amel defterleri gökyüzüne atıldığında, yaprak gibi etrafa saçıldığında, kiminin sağ elle tuttuğunu, kiminin sol elle tuttuğunu, kiminin defterinin arkasına düştüğünü, kiminin öne düştüğünü gördüğünde senin amel defterinin nereye süzüleceğini düşün. Eğer halen kalbin yumuşamayacaksa, git nefsini kına. Eğer tefekkürün neticesinde adımların, alemlerin Rabbi olan Allah'a ulaşacak ise de, o zaman Rabbine yönel ve de ki Allah'ım beni affet. Beni bağışla. Beni temizle. Beni pak eyle. Allah'ım senin kitabına, peygamberinin sünnetine yaklaştır. O kitap ve sünnet üzere yaşayanlarla saf tutmayı bana nasip et de
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametle ilgili söylemiş olduğu nasihatlere kulak ver. Ve onun peşinden kovala. Sonra da kardeşler, yarın Allah nasip eder kıyamet gününde hesaba çekildiğin zaman münadiler sana, ey Allah'ın kulu, ömrünü nerede tükettiğin, ilminle ne iş yaptığın, malını nerede kazandın, malını nerede harcadın, bedenini nerede yıprattın diye sorduklarında başını kaldır. De ki vallahi de billahi de ben ömrümü Allah'ın yoluna adadım. Allah yolunda cihad ettim. Allah yolunda davette bulundum. Allah için ağladım. Allah için güldüm. Bu bedenimi, bu aciz vücudumu Allah'ın yolunda yıprattım ve hasta ettim. De ki vallahi de ben dünya içerisinde bana ömür verildiği müddetçe Allah içindim, Allah için gayret gösterdim. Malımı helalinden kazandım ve Allah'ın razı olduğu işlerde harcadım diye sözlerine sarf ettim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala bana ne nimet verdiyse, sırf Allah'ı memnun etmek ve mazlumların yüzünü güldürmek için harcadım de, tıpkı Allah Resulü ve sahabelerin Huza kabilesini, özür dilerim, Mudar kabilesini güldürdüğü gibi güldürdüm de. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile erken saatlerde oturuyorduk. Sonra çıplak denecek vaziyette, dikkat edin sözlerime ne olur. Çıplak denecek vaziyette üzerinde kaplan derilerini andıran elbise bulunan Mudar kabilesi geldi. Neredeyse çıplak pozisyonumda. Fakirlikleri her taraflarına isabet etmiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hali görünce bir anda diyor yüzü değişti. Cerir İbni Abdullah. Yüzü değişti. Kim bilir sahabeyle gülüşüyorlardı. Bir anda yüzü değişti. Onlara müjdeli bir haber veriyordu. O ihtiyaç sahiplerini gördü, yüzü değişti. Sonra diyor ayağa kalktı, evine koştu. Allahu alem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mudar topluluğuna bir parça da olsa bir şey vermek için koştu da, Mudar kabilesi nereden bilsin, peygamberin evinde dahi bir şey yoktu. Hazreti Ayşe öyle diyor. 3 gün üst üste katık yediğini bilmiyoruz diyor Allah Resulü'nün. 3 gün! 3 gün evinde yemek piştiğine şahit olmamış Ayşe radıyallahu anha. Mudar nereden bilsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde hediye edilenler hariç hangi elbiseler var dedi ki Mudar kabilesine versin fazladan. Dolabına biriktirdiği, çantasına koyduğu, yatağının altında gizlediği, giyinmeyi unuttuğu, eskittiği, kaç tane elbisesi vardı da Mudar'a vermek için koştu. Koştu baktı herhalde evde bir şey yok. Evinden çıktı, Bilal'e dedi ki ezan oku. Bilal radıyallahu anh kalktı ezan okudu. Sonra dedi kamet getir, kamet getirdi. Sahabe kimisi tarlasını bıraktı, kimi bağını bahçesini bıraktı, kimi işini bıraktı, kimi eşini bıraktı. Anladılar ki ciddi bir olay var, acil bir durum var. Herkes Resulullah aleyhisselamın meclisine toplandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namaz kıldırdı. Sonra bir hutbe okudu. Sonra cemaate döndü. Dedi ki her biriniz altınından, gümüşünden, bir ölçek dahi olsa buğday ve hurmasından sadaka versin. Her biriniz. Zenginseniz altınlarınızdan ve gümüşlerinizden. Fakirseniz devam etti. Hatta yarım hurma dahi olsa sadaka verin dedi. En fakirine dahi. Verecek hiçbir şeyin mi yok? Hurmanın yarısını al, buraya getir. Bu sözleri Ensar'dan bir adam duydu. Hemen ayağa kalktı, evine koştu. Cerir İbni Abdullah'ın ifadesi aynen şöyle. Kaldırmaktan aciz oldu, hatta kaldıramadı. Bir torbayı cemaatin diyor ortasına koydu. Diğer sahabeler bu adamın yapmış olduğunu takip etmeye başladılar. Herkes evine koştu, bir şeyler getirdi.
Sonra dedi ki iki sırt oluştu de. İki sırt. Yani iki tepe. Yiyeceklerden ve giyeceklerden iki tepe ulaştı. Sonra Celal İbni Abdullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Yüzü diyor gülmeye başladı. Tebessüm etti. Aynı diyor bir altının diyor parladığı gibi diyor yüzü parlamaya başladı. Bir altının parladığı gibi yüzü parlamaya başladı. Şimdi dünyanın dört bir köşesi. Suriye, Filistin, Irak, Afganistan neresi dersen de dünyanın dört bir tarafı Müslümanların yaşadığı beldeler cayır cayır yanmaktayken Müslümanlar muhtaç duruma düşmüş iken sen çık de ki Allah'ım ben elime ne kadar mal verdiysen, ne kadar mülk verdiysen vallahi de billahi de hepsini mazlumları güldürmek için harcadım. Allah da kıyamet gününde sarısıyla, siyahıyla, beyazıyla tenin ne renk olursa olsun adamı kadını getirsin. Rahman olan Allah bir araya toplasın. Bütün insanlar, muhtaçlar desinler ki Allah'ım ben bu adamdan razıyım. Bu adamı görmedik ama biz bu adamın yaptığı işlere şahit olduk. Sen de razı olsun desinler. Sen şu an annesi babası olmayan, evinin direği olup artık görmekten uzak kaldığı yetimlere al, yedir, içir, giydir, gönüllerini hoş et, güldür, büyüyene kadar ellerinden tut, ticareti öğret, ilmi öğret, yolda yürümesini öğret, konuşmasını öğret. Sonra Allah, Rahman olan Allah, kıyamet günü bütün yetimleri bir araya getirsin. Desinler ki Allah'ım, vallahi de biz bu insanların bizim için çırpınışlarına şahit olduk. Biz biliyoruz, bunlar sadece senin için bunu yaptılar. Allah onları şahit getirsin. Ağacı şahit tutan Allah onları da şahit tutacaktır. Taşı konuşturan Allah yetimi de konuşturacaktır. Yeter ki sen Allah'ın sana verdiği imkanları, malı, mülkü, serveti onlar için harca. O mazlumları güldür, onları tebessüm ettir, ihtiyaçlarını gider. Vallahi de Allah kıyamet gününde onları toplasın, senin için lehinde şahitlik yapsınlar. Evet aziz dostlar. Hep mi? Biz evet arkadaşlar. Hep biz yapacağız. Her zaman biz yapacağız. Her taşın altına elimizi biz sokacağız. Yeri gelecek kafamızı sokacağız. Yeri gelecek bedenimizi sokacağız. Yetmeyecek hanımımızı sokacağız. Yetmeyecek çocuğumuzu sokacağız. Yetmeyecek arkadaşlarımızı sokacağız. Derneğimizi sokacağız. Vakfımızı sokacağız. O taşın altında öleceğiz. Ama o taşın altına gireceğiz hepimiz. Ne için? Kendimiz için. Ne için? Cennet için. Ne için? Rahat etmek için. Ne için? Kıyamet gününde Allah o malı nereye harcadın? Bu bedeni nerede yıprattın diye sorduğunda senin için Allah diyebilmek için bunu söyleyeceğiz. Bunun için yapacağız. Bunun için çırpınacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mazlumlar geliyordu. Diyorlardı ki ya Resulallah ihtiyacımız var. İhtiyacımızı karşıla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara verecek hiçbir şeyleri yoktu. Hiçbir şey yoktu. Peki ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki sizin ne kadar ihtiyacınız varsa alın hesabını bana yazın. Allahu Ekber. Ne ihtiyacınız varsa. Bina mı ihtiyacınız var bana yazdırın. Yiyeceğe mi ihtiyacınız var bana yazdırın. Giysiye mi ihtiyacınız var bana yazdırın. Eve mi ihtiyacınız var bana yazdırın. Düğün masraflarınız mı var bana yazdırın. Ömer bin Hattab dayanamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyor. Sevdiğinden dolayı bu sözleri söylüyor. Değilse itiraz etmek için değil. Dedi ki ya Resulallah senin buna gücün yok. Ne olur bu işin altına kendini sokma. Niye kendini zorluyorsun? Olmayan bir şeyi niye halen vermeye çalışıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzü yere düştü. Bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Sahabe bunu fark etti. Kaldırdı ellerini. Ya Resulallah dedi infak et. Ya Resulallah ver. Sen ver dedi. Sen ver Allah seni mağdur etmeyecek. Sen ver dedi. Harca. Harcayabildiğin kadar harca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra tebessüm etmeye başladı. Ey aziz dostlar. Ne olur bugün keselerinizin ağızlarını açın.
Vallahi de billahi de rızkın tek sahibi olan Allah vermiş olduklarınızın kat kat karşılığını size geri verecektir. Hem bu dünyada hem ahirette. Ne olur cimri olmayalım. Cimri olmayı birbirimize tavsiye etmeyelim. Aynı sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediği gibi ver ya Resulallah, harca ya Resulallah, infak et ya Resulallah, ver ki Allah seni mağdur ve muhtaç etmeyecektir. Sözlerini bugün bizim birbirimize hatırlatma zamanıdır aziz dostlar. Evet, biz her zaman infak edeceğiz. Suriye'ye de biz bakacağız. Filistin'e de biz bakmak için çalışacağız. Afgan'ı unutmayacağız. Afrikalıyı mağdur etmeyeceğiz. Arakan'da aç yatanın hesabını evimizin hanesinden çıkacağını hesaplayacağız. İnfak etmekten durmayacağız. Değilse vallahi de kıyamet gününde ip gibi sıraya dizildiğimizde alemlerin Rabbi olan Allah malını nerede kazandın ve nerede harcadın diye sorduğunda verecek hiçbir cevabımız olmaz aziz dostlar. Bugün dünyanın dört bir tarafından mağdur ve ihtiyaç sahibi Müslümanlar kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, hastasıyla, yaşlısıyla, genciyle her biri sakallıları, çarşaflıları, secdelileri, Allah'tan korkanları bekliyor. Allah'a hamdolsun ki bu coğrafya, bu coğrafyanın insanları Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle Allah'tan korkan her bir ferdi bu konuda yeteneklerini ve kabiliyetlerini gösteriyor elhamdülillah. Ama ara vermeyeceğiz. Ama fasla geçmeyeceğiz. Bir çalışmayı bitireceğiz, yenisini başlatacağız. Yenisini başlatmayanlara nasihat edeceğiz, başlaması için mücadele vereceğiz. Ne olur aziz dostlar, ömür tükeniyor. Ölüm her an karşımıza çıkacak. Her an ensemizde gezmektedir. Bir gölge gibi bizi takip etmektedir. Vallahi şu an bu derneğin içine giren hiçbir ferdin şu kapıdan çıkmaya garantisi yoktur. Kimimiz belki yol üzerinde, kimimiz yatağımıza yatmadan, kimimiz daha bir yudum su içemeden, açlığını bastıramadan ölüm meleği onun ensesine yapışacaktır. Ne olur aziz dostlar. Ölüm yaklaşmakta, ömür tükenmektedir. Harekete geçelim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ulvi nasihatine kulak verelim. Allah-u Teala amel etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, yılbaşıyla alakalı 3 tane meseleye değinmek istiyorum. Birincisi, eğer bir kişi 365 günün 364 gününü Yahudi ve Hristiyanlara göre yaşıyorsa bugün onlara söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz yok. İstedikleri gibi eğlensinler, istedikleri gibi yiyip içsinler, hiçbir şeylerine karışmıyoruz. 364 gününü Yahudi ve Hristiyanlar gibi yaşayıp bir gününü İslam'la yaşa demiyoruz onlara. Ne halin varsa gör. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz bu nasihatlerin hepsi senin için geçerli sadece. İki, eğer hayatını Allah'ın ve Resulünün bildirdiklerine göre yaşamak istiyorsan ve istiyorsak ama gevşekliğimizden dolayı, ama unutkanlığımızdan dolayı, hani nefsimizin zaafından dolayı yahu bugünü ihya edelim diyenlere de 4 tane sözüm olacak kardeşler. Bir, İslam aleminin her bir köşesi kan gölüne dönmüşken bugünü kendine eğlence günü seçenler utanmıyorlarsa dilediklerini yapsınlar. İki, bir günden ne çıkar ki sabahleyin tevbe ederim diyerek harama girenler ölümden korkmuyorlarsa istediğini yapabilirler. Üç, Allah ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmayın. Onların adımlarını takip etmeyin. Onlar gibi yaşamayın. Onlar gibi düşünmeyin. Onlar gibi yürümeyin. Onlar gibi giyinmeyin. Derken, eğer alemlerin Rabbi olan Allah'tan haya etmiyorsan, yine dilediğini yapmakta serbestsin. 4. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların sadece 2 bayramı vardır. Biri kurban, diğeri Ramazan dediği halde kendine bugünü de eğlenme adına bir bayram ediniyorsan
ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde onunla karşılaştığında utanmayacaksan dilediğini yapmakta serbestsin. Üçüncü meselemiz şu. Eğer bugünü, ki bu sizi kastederek söylüyorum. Eğer bugün ve bundan öncesine Allah'ın ve Resulünün öğretilerine göre yaşıyorsanız yapacağınız tek bir şey var. O saatte insanların haramları birbirlerinin ellerini tutarak işlediği ve cürümlerinin, günahlarının gökyüzüne kadar ulaştığı, belki yapmış oldukları neticede göğün çatırdacağı, yerin sallanacağı o anları gidin evinizin en boş, en uzak köşesinde secde ederek geçirin. Hanımınızı ona teşvik edin. Çocuğunuzu ona teşvik edin. Ve şunu söyleyin. Allah'ım, içimizdeki gafiller yüzünden asla bize azap etme. İçimizdeki ahmakların yapmış olduğu işlerden dolayı bizi sorumlu tutma. Allah'ım biz senin içiniz, senin istediğini yapmakla mükellefiz ve her daim de buna hazırız deyin ve yaşantınıza devam edin.